Arkadaşlar merhaba, Yapıldığı Yer adlı serime hoş geldiniz. Çok yakından tanıdığınız müzisyenleri yaptıkları ortamında ziyaret edeceğiz ve hem müziğe nasıl başladıklarını soracağız, müzikleri hakkında konuşacağız ve hangi ekipmanlarla, nasıl saatlerde, nereden başlayarak bestelerini ve müziklerini yapıyorlar, biraz onlardan konuşacağız. İlk konuğumuz ise Bedük ve kendi stüdyosu Deli Sesler Stüdyosu'ndayız. Bakalım, kapıyı çalıyoruz. Bedük'le sohbetimize hoş geldiniz. Şey şartlarında, kötü hava şartlarında buraya çekiyorum arkadaşım. Elektriğe bağlayınca akışık versin diye. Soğuk havada akışı çok çabuk bitiyor arkadaşım. Motor olanlara söylüyoruz. Bir şekilde onu bağlayın. Burası ofis tarafı. Burası tasarım ofisi. Burası toplantı ofisi. Şurası şey ofisi. Ne o? İşte böyle boş odaya. Ondan sonra burası tuvalet. Ya şuraya şunu çek. Burası da boyacıydı ben aldığımda. Bayağı bu duvarların hiçbiri yoktu. Hiç, bu odalar modalar hiçbir şey yoktu. Su yoktu burada. Bayağı burası şeydi yani izbe sanki yani böyle... Zaten biz burada olamaz falan diye bu sefer girmemiştik. Arabacılar gördükten sonra. Ama içeride böyle mis gibi ondan sonra. Burada bir ufak 5 metrekare kadar bir ölü odam var. U87 mikrofonu. Ondan sonra benim her işime yarıyor. Ondan sonra diyor. O kadar. Bu. Genel hatlarıyla. Genel hatlarıyla dünyam bu yani. Benim ilk hayatımdaki ilk monitörlerim bunlar böyle event. Event yani şu anda çok güzel aslında event ama o zaman event değildi. Böyle berbat şeylerim vardı. Event TR5 bunlar. Bu da en azından hani bir plak çalabileyim hesabı. Bir şey yapmış olur. Biraz klişe gibi olacak da mesela müzik yapmaya nasıl başladın biraz anlatır mısın? Herkes gibi bedroom producer olarak şeyde normal evimizde odamda kaç yaşında? Yatak odamda 16 falandık işte. Klasik gitar eğitim almaya başladım. Daha sonra sıkıcı geldi. Elektro gitara ben kendi tembe devam ettim. Ondan sonra ne oldu? Evde öyle hani kayıt mayıt nasıl yaparım falan hesabı uğraşırken bilgisayarda kayıt yapılabileceğini öğrendim. O zaman şeyi vardı, şimdi Fruity Loops böyle 12 falan. Ama onların öncesi de vardı. Mod Block Tracker diye bir şey vardı. Mod Block Tracker'lar vardı. Şeyler. Böyle yazılar halinde yaparsın falan. Tracker'dan sonra Fruity Loops keşfettim. O zaman Fruity Loops 2 falandı galiba. Ben de 4'te başladım. 1.7 veya 2'ydi yani öyle bir şeydi. Sadece paten ve... Sırf paten. Ben onunla şarkı yapardım. Şimdiki yıllardım. Müziğe death metal ile başladım aslında. Saçım belimde. Bayağı brutal vokal yaparak başladım. Ondan sonra gelişti oradan her şey yani. Peki mesela favori enstrümanların veya şimdi sanal olabilir. Evet. Neler kullanıyorsun daha çok? Ana enstrümanım gitar. Ama bir gitarist değilim. Her şeyden çalabiliyorum. İşte klavyeyi de çalıyorum, perküsyon da çalıyorum. Ama perküsyonist değilim, ama klavyeci değilim. Ama işte gitar, yani ana enstrüman gitar. Ama yani olabildiğince kendi yapabildiğim her şeyi çalmaya çalışıyorum. Onun dışında işte bizim Ankara dünyasından tabii ki Synthmaster. Bülent abi. Bülent'in efsane programı Synthmaster çok kullanıyorum. Ondan endorse'layım hatta yani. Ondan sonra Silent çok kullanıyorum. Silent'ın yeni versiyonu da Upshot bit'e döndü, o da çok güzel oldu. Massive kullanıyorum, onu da çok seviyordum. Ondan sonra Massive biraz sert geliyor bana ama yumuşaklık bir şeyler yapmak istediğin zaman Massive biraz sert kaçabilir. Çok analog değil, daha elektronik şeyler. Daha elektronik şeyler de iyi oluyor Massive. Ondan sonra ANA diye bir synthesizer, onu çok kullanıyorum. O
Ondan sonra çok şey yiyor ama. Çok CPU RAM çok yiyor. Onları kullanıyorum. Ondan sonra UAD, UAD'nin bütün her şeyin hastasıyız. Sound Toys hastasıyız. Onları çok kullanıyorum. Mesela çok hani genel bir şey konuşuyoruz. Önce işte sesi bulup mu böyle besteyi yapar diyorsun, yoksa genelde daha notalardan sonra sesleri atama şeklinde. Değişiyor yani. Hepsi bir arada çıkıyor. Bazen bir melodi üzerine çıkıyor. Yani. Bazen bir söz üzerine çıkıyorum sadece. Sen de öyle yani. Hep değişir yani. Ondan sonra zaten bulduktan sonrası oyun puzzle var ondan sonrası. Değişti, takıl, oyna yani. Hep oynarken çıkıyor gerisi. Bir de bence mesela Atu şimdi şey biraz soru oluyor. Mesela müziği yaparken mi mix'i yarı yarı yaparak gidiyorsun, yoksa her şeyi dağınık koyup sonra mı bir elden geçiriyorsun? Yani bir rough mix olarak gidiyorum. Aha. Yani sonda duymak istediğim sound'u duymaya çalışarak gidiyorum. Hayalimdeki sound'u oturtarak gitmeye çalışıyorum. Peki, o yüzden mix'e giriyorum. Yaratıcı o gidişi bir şey yapıyor mu? Kısıtlıyor. Değil mi? Tabii, ama en başta kusarken, yani o bütün kafana giden her şeyi kusarken fazla bakmıyorum. Aha. Ama yakın yani yine o sound, yine çünkü sound da seni bir yere götürüyor. Şey, senin bir takım, bir tarz bir şarkı yapmaya götürebiliyor. O yüzden sound'a yine yakın bir şey, çok fazla uğraşmadan, çok dediklemeden, çok ufak böyle tweaklerle oturtuyor yani hemen bir şeyler. Ondan sonra kusmaya başlıyor aklıma ne gelirse. Sonra toparlıyorum. Peki mesela benim kariyerimden başlarsak, Evan Bezer'den alayım. Şimdi bir dans etseye kadar geçen işte 8-10 yılda yani müziğe bakış açını nasıl değişti mesela, ya da nasıl düşünüyordun şimdi bazı şeyler farklı olduğunu görmüşsün? Sound'a çok önem vermezdim eskiden. Daha çok doldururdum, çok fazla doldururdum, çıkartmazdım fazla şey. Çok dolu dolu, her şey dolu dolu gelirdi. O yüzden de mix'te çok sıkıntı yaşardım, daha koyulaşırdı mix bir şekilde. Ve sound'a pek önem vermezdim gerçekten yani. Bir şey olsa bir şey olur zaten falan yani. Şimdi daha çok sound'a daha çok önem veriyorum. Değişen şeyler, işte hep şey yapıyorum yani, normalde bizim Türkiye'de şeydir, bir şeyi tutturduysan aynısından devam et. Değiştirdiğin anda anlamazlar, şöyle olur böyle falan. Hayatı zaten anlamazlar lafıyla çarpışarak geçti yani. Ya niye anlamasın abi insanlar diye yani. Yabancı kendinizi yapmakla başladı her şey değil mi? Falan yani, niye anlamasınlar abi, müzik müziktir yani. İyi sound'u herkes şey yapar, şey geldi bu arada, Ekin geldi. Ha. Ekin bekle 2 dakika! Ne da koy, güzel oluyor. Logic kullanıyorum. Bir dans etseyi açtım size nasıl yaptığım, neler yaptığımı göstermek için. Bu bir dans etseyin vokal kayıtlarından önceki mix hali. Ve bunun bir mix hali daha var. Hep şeyden, şu alternatifler yeni Logic'te çok işe yarıyor. Şuradan alternatifleri de görebiliyorsun. Her şeyi aynı tutarak kendi içinde alternatifler açabiliyor. Çok iyi. Ondan sonra bayağı işine yarıyor yani o. Bu şeyden önceki, final mix'ten önceki ve vokal kayıtından önceki hali. Burada böyle bir şeyler yapmışım işte. Oradan duyuyorsunuzdur. Bayağı bak gördüğün gibi aslında mix bitmemiş hali, final haline çok yakın aslında. Evet. Hep böyle gidiyorum yani. Bak mesela bunu direkt nereden açıyorum? Direkt Logic'in drum machine'inden yapmışım mesela bunu. Aynen. Yani elinde ne varsa... Logic'in kendi sample'ları fena değil, iyi yani. Gayet iyi yani. Değil mi? Elinde ne varsa onu kullanmaya çalışıyorum yani. İşte gitar. İki kanal. Biri sağ, biri sol. Aha. Bu gitarları ben çalıyorum işte. Aha. Bu lead sesi şeyden. Şuradan çok güzel. Moog'dan gitar. Altında piyano da var tabii. Bak bunu fark etmemişlerdi. Tabii fark edilmez böyle şeyler. Sadece o şeyi daha verir. Armoniyi biraz daha sana belli eder. Bak böyle şeyler de var. Senin altını dolduruyor. Üstüne yaptığın şey cılız kalmıyor. O benim şeylerde gördüğüm, amatör arkadaşlarda gördüğüm yani en büyük hata. Sadece duymak istediği şeyi çalıyor. Anladım. Ve altını bomboş bırakıyor. Aha. Öyle olduğu zaman armoni boş kalıyor. Üstüne cılız bir tane bir şey geliyor. İşte senin yaptığın remixlerde de var. Hasta remixleri var bu arada Tanerman'ın. Dinleyin. YouTube'da efsane şeyler var. Bana o bir şey yapmış. Ne o? Koyver kendine bir remix yapmış. Aman yarabbim yani. Ondan sonra şimdi bir tane daha geliyor. Hastasıyız Tanerman'ın. Ondan sonra mesela seninkilerde de var bu olay. Ha, yani altta aynen. Başka bir şey yürüyor, üstte aynen. Başka bir şey yürüyor. Silent.
lüksü var. Hiç önemli değil. Olsun. Müzik böyle bir şey. Her şeyi temizlemeyin yani. Evet. Her kanala bir şey atıyor musun böyle tertemiz sol olarak? Bir FX atıyor musun? Hayır. Direkt bırakayım, direkt bırakabilirim yani ama şey de oldu, koyduğum da oluyor yani. Hafif chorus koymuşum. Biraz bir ufak bir gerektiği zaman koy yani. Aynen. Şey otomatikleştirme hiçbir zaman. Hep her şeyi dinleyerek yani gözümle değil kulağımla yapmakta fayda var. Bu bize yeni dünya, şu dünya. Aha. Bize gözümüzle müzik yapmayı itiyor. Aha. O yüzden biraz kulakla yapmakta fayda var. Gençlere son öneri, son sözler bitirelim bana. Ağlamayın. Evet. Oyum yok, buyum yok diye ağlamayın. Ondan sonra. Ya ben yapıyorum da beni anlamıyorlar ya demeyin. Anlatacak olan sensin yani. Seni anlamıyorlarsa onların suçu değil, senin suçun. Kaybedecek bir şeyin yokmuş gibi saldıracaksın. Evet. Tamam mı? Ama ürünü de yapacaksın. Ürünün iyiyse zaten yapacaksın bunu. Ürünün iyiyse bekleme, saldır. O zaman yani ben şey yapmak doğru değil işte. İşte hak et, ben burada olmayı hak etmiyorum, daha iyilere layığım dememek lazım. Sonuçta müzik yapıyorsun abi, hayat kurtarmıyorsun yani biraz. Ne denir ona Türkçesi de ya? Alçak gönüllü. Alçak gönüllü olmak evet. Lazım biraz yani, bir de şükretmek lazım. Bunları tavsiye ederim. Saldırın, alçak gönüllü olun, şükredin. Sonuçta müzik yapıyorsunuz, ağlamayın. Medya stüdyosundayız, Medya Sesler'deyiz. Müzik yaptığı ortamı tanıdık, gördük, nasıl müzik yaptığını konuştuk. Falan filan işte, yeni serilerde görüşürüz. Bay bay. Gece çöker, güneş üstümü.